Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kitabımızın bölünebilme kuralları ile ilgili son testinin çözümlerini yapacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bir sayının tüm pozitif tam bölenlerinin gösterildiği iki modelleme örneği aşağıda verilmiştir. 12 sayısının pozitif tam bölenlerin kümesi verilmiş ve her bir eleman bir daire içinde yazılmış arkadaşlar. 30'un pozitif tam bölenlerin kümesi verilmiş ve hepsi bir daire içinde yazılmış. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi için uygulanan modeldeki dairelerin sayısı diğerlerinden farklıdır. O zaman pozitif bölen sayısı farklı olanı bulmaya çalışacağız. 18 2 ile 9'un çarpımıdır. 2 üzeri 1 3 üzeri 2 şeklinde yazarız. Pozitif bölen sayısını hesaplarken kuvvetlerin bir fazlasını alıp çarparız. 1'in 1 bir fazlası 2, 2'nin 1 fazlası 3, 18'in 6 tane pozitif böleni varmış. 24, 3 ile 8'in çarpımıdır. 3 üzeri 1, 2 üzeri 3 şeklinde yazarız. Kuvvetlerin 1 fazlasını yazıp çarptığımda pozitif bölen sayısını 8 buluruz. 28, 4 ile 7'nin çarpımıdır. 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1 deyip pozitif bölen sayısını 6 buluruz. 50, 2 üzeri 1, 5 üzeri 2'nin çarpımıdır. Pozitif bölen sayısı 2 çarpı 3'ten 6 olur. 63, 7 ile 9'un çarpımıdır. Pozitif bölen sayısı 6'dır. Burada pozitif bölen sayısı farklı olan 24'tür. Bir pastanenin ürettiği meyveli kekler şekildeki gibi üçerli olarak paketlenip bu paketlerden belli miktarlarda kolilere yerleştirilecek ve marketlere teslim edilecektir. Bir kolide 1A 3-4 adet kek olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir pakette 3 kek var. Bir kolide x tane paket olsun. Bir pakette 3 kek varsa x pakette 3x kek olur değil mi? Yani kek sayısı 3'ün katı olmalıdır. Bu ne demek? Buradaki sayı 3'e tam bölünüyor demektir. 1A 3-4 yazdım. 3 ile bölünebilmesi için bu sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. O zaman 3'ü eledik. 3'ün katı. 4 ile 1'i topladığımda 5. Bu sayı 3'e tam bölünecekse a en az 1 olacaktır. Sonra 3 e ekle. 3 e ekle. Burada a'nın alabileceği değerler toplamı 12 olur. Gelelim 3'e. Aşağıdaki sütunlara ardışık sayma sayıları şekildeki gibi yazılmıştır. Bakalım. 1'den 12'ye kadar yazılmış, sonra buraya gelmiş. 23'e kadar gelmiş sonra buraya gelmiş 24'le böyle başlamış. Arkadaşlar dikkat ederseniz birinci sütunda 12 tane sayı var. İkinci sütunda ise 1 eksiği kadar 11 tane sayı var. Üçüncü sütunda 1 eksiği kadar 10 tane sayı var. Nereye kadar gelmiş? 1'e kadar. Burada ininci sütunda 1 tane sayı var. A artı B eksi C ifadesinin değeri nedir demiş. Birinci sütunda 12 sayı var. İkinci sütunda 11, üçüncü sütunda 10. Bu şekilde 1'e kadar geliyor. Birden 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2 olur. Yani bize 78'i verir. Burada 78 tane sayı varmış arkadaşlar. Bakın birden başlıyor. Her bir kutunun içinde ardışık şekilde yazacak olacak sayılar var. O zaman 78 bulduysak son sayımız burada 78'dir. Buradan buraya geliyoruz, buradan buraya geliyoruz. O zaman 77, 76 olacaktır. A'mız 76, B'miz 77, C'miz 78. Buradan 75 cevabını buluruz. En kenarlı birçok çokgenin içine M pozitif tam sayısının yazılmasıyla elde edilen sembol M'nin ne ile tam bölünebildiğini ifade etmektedir. Örneğin, bakın arkadaşlar 3 kenarı var. A sayısı 3'e tam bölünür diyor. 4 kenarı var, B sayısı 4'e tam bölünür. A artı B toplamı en çok ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar yeşile bakıyorum. 4 kenarı var. Demek ki içindeki sayı 4'e tam bölünecek. 4'e tam bölünecekse son iki basamağı 4'ün katı olmalıdır. 4A 32, 4A 36. B dediğimiz ifade birler basamağı. Şimdi ne diyor? A artı B en çok ne olacak? Arkadaşlar burada 3 tane kenar var. Demek ki içindeki sayı 3'e de tam bölünüyor. Buradaki sayı 3'e tam bölünecekse rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır. 3'ü attım çünkü 3'ün katı. 4 ile 2'nin toplamı da 6'dır. 3'ün katı. Arkadaşlar o zaman A burada 0, 3, 6, 9 olabilir. A artı B burada en fazla 9 artı 2'den 11 olur. Gelelim diğerine. 6 3'ün katı, 3 3'ün katı at gitsin. 4A ifadesinin rakamları toplamı en az 6 olsun ki 3'e tam bölünsün. O zaman A'ya en az 2 diyeceğiz. 3 artır, 3 artır. Burada A ve B'nin alabileceği en büyük değerler bunlar olup toplamı 14 olur. Bize toplamı en çok nedir demiş? 14 olacak. A kümesinin elemanları aşağıda verilen şeklin her hücresine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Tüm hücreler doldurulduktan sonra satıra yazılan sayıların toplamının k tam sayısına eşit. Buradaki sayıların toplamı k'ya eşitmiş. Sütuna yazılan sayıların toplamının m tam sayısına eşit olduğu görülüyor. Burada da m var arkadaşlar. k artı m 51 olduğuna göre x nedir? Elimizde 9 tane sayı var ve 9 tane kutucuk var. Bu 9 sayı 9 yere yerleşecek arkadaşlar. Şimdi Burada 9 tane sayının toplamına bir bakalım. 1, 2, 3, nokta, nokta, 9. Nedir? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'tir. Arkadaşlar aslında bu 9 sayıyı topluyoruz. Ama bir fazlası var. Nedir? Bu K'daki sayıları topladığımda bir kere X'i toplamış oluyorum. M'deki sayıları topladığımda bir X daha toplamış oluyorum. Yani aslında burada hangi sayı olduğunu bilmiyorum ama o sayıdan iki kere hesaba katmış oluyorum. Şimdi hepsini topladım 45. Bu sayıyı bir kere hesaba katmış oldum. Bir kere daha katıyorum arkadaşlar. Ve toplamını 51'e eşitliyorum. X nedir o zaman? 6'dır. Olay bu. Gelelim 6'ya. Aşağıdaki şekilde çember içerisine yazılan 4 basamaklı sayının ok üzerindeki sayıya bölümünden kalan okun gösterdiği kare içerisine yazılmaktadır. X artı Y nedir demiş. Arkadaşlar buradaki sayının 11 ile bölümünden kalan 2'ymiş. O zaman başlayalım. Artı eksi artı eksi. 2 artı a eksi. 5 artı b eşittir. 11'in katından 2 fazla. Düzenlediğimde a eksi b eksi 3 gelir. Bu 3'ü sağ tarafa alalım. a eksi b 11'in katından 5 fazla olur. Biz burada k'ya 0 verirsek a eksi b 5 olur. a sayısı B'den 5 fazla olur arkadaşlar. K'ya 1 verirsek A eksi B 11 artı 5'ten 16 olur. A sayısı 16 artı B olur. E böyle bir durumda A rakam olmaz. O yüzden bunu siliyorum arkadaşlar. A hakkında bilgimiz B'den 5 fazla oldu. Gelelim 9 ile bölümüne. Bu sayı 9 ile bölündüğünde kalan 5 oluyormuş. Arkadaşlar 9 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. E kalan 5 ise hadi rakamlarını toplayalım. 5 A B 2 9 ile bölümünden kalan 5. Burada A yerine B artı 5 yazalım. O zaman 12 artı 2 B eşittir 9 M artı 5 olur. 5'i buraya atarsak arkadaşlar 7 artı 2 B eşittir 9 M olur. Bakın ben B'ye 1 dersem 7 artı 2'den 9 oluyor. Ve 9'un katına eşit oluyor. Buradan B, 1'e eşitmiş arkadaşlar. B, 1 ise A'mızda 6. Yani sayımız 5, 6, 1, 2 ymiş. Şimdi bu sayının 4 ile bölümünden kalanına bakacağız. Son iki basamağına bakmamız yeterli. 12, 4 ile tam bölünüyor. Y'miz 0'dır. Buradaki sayının 20 ile bölümünden kalanına bakacağız. Hemen bölelim. 12 yazacaktım. Düzeltiyorum. 2 kere var. 40 161 8 kere var 12 gördüğünüz üzere 12 oldu arkadaşlar x'imiz de burada 12'dir 0 artı 12'den toplamı 12 olarak buluruz gelelim 7'ye aşağıda özdeş karelerde bir süsleme deseni verilmiştir bu desenin tümünde sarı boyalı kare sayısı 66 olduğuna göre beyaz kare sayısı nedir demiş burada periyodunu bulalım arkadaşlar. Bakın şöyle incelediğimizde bir periyotta 4 tane sarı olduğunu görürüz. Bakın diğerini de yapalım. 4 tane sarı var. Son tarafa geldiğimde burada bitiyor arkadaşlar. Bu parçadan x tane olduğunu düşünelim. Her bir periyotta 4 tane sarı varsa x tanesinde 4x sarı olacaktır. Bir de sonda 2 tane sarımız var. Bunun toplamı 66 4x 64'ten x'imiz 16 olur. Bu şekilde 16 tane periyot varmış arkadaşlar. Fakat bana beyaz kare sayısı nedir diyor. Bir periyotta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz var. 16 tanesinde 16 çarpı 8 beyaz olur. Bir de sonda 1, 2, 3, 4 tane beyaz var. İşte bu kadar. 6 kere 8, 48. 128 artı 4'ten cevabı 132 buluruz. Ali ve Ahmet isimli iki kardeş haftalık karşılıklarının bir kısmını biriktirmeye karar verirler. Ali kumbarasına sadece 20 TL'lik kağıt paralar atmıştır. Ahmet kumbarasına sadece 10 TL'lik kağıt paralar atmıştır. Belirli bir zaman sonra kumbaralarını açtıklarında Ali paralarını üçerli, beşerli, yedişerli gruplara ayırdığında her seferinde 2 adet kağıt parası artıyor ve 3000 TL'den az parası olduğunu görüyor. Bunu bir yazalım arkadaşlar. Ali'nin parası 3x artı 2, 5 y artı 2. 7z artı 2 eşit. Tabi burada 3, 2 kağıt paraların sayısı kaç tane olduğunu söylüyor. Bunu hesaplarken arkadaşlar 20 ile çarpacağız. Unutmayalım. Şimdi 2'yi sol tarafa alıyorum. 3x 5y 7z olur. Şimdi 3, 5, 7'nin ekokunu alalım. 15 çarpı 7'den 105 olur. Bu 105 adet kağıt olduğunu söylüyor. Bir kağıt 20 TL olduğu için 105 çarpı 20 diyerek 2100 TL olduğunu buluruz. Yani 2100'ün katlarını alacağız arkadaşlar. 2100'ün bir katı 2100, iki katı 3000'den fazla. Demek ki Ali'nin parası burada. Hatta şöyle diyelim. Ali'nin parası eksi 2 kağıt parçası. Bir kağıt 20 TL ise iki kağıt parçası 40 TL'dir. Eşittir 2100. Burada Ali'nin parası 2140 TL olur. Tamam. Devam edelim. Ahmet paralarını ikişerli, üçerli, beşerli gruplara ayırdığında ise her seferinde bir kağıt parasının eksik olduğunu görüyor. Geldik Ahmet'e. Hemen yazıyorum. Ahmet eşittir. 2K eksi 1. 3M eksi 1. 5N eksi 1. Buradan Ahmet'in parası artı bir kağıt eşittir. 2K eşittir. 3M eşittir. 5N olur. Şimdi arkadaşlar 2, 3, 5'in ekokunu alacağım. Buradan 30 kağıt olduğunu görüyorum. Bakın 30 kağıt diyorum. 1 kağıt 10 TL ise 30 kağıt 300 TL'dir. Demek ki 300 TL'nin katlarını alacağım. Buna en yakın olan alacağım. Arkadaşlar e, mesela 300 300'de 7'yi çarptığımda 2100 olarak buluyoruz değil mi? 2100. Burada da o zaman 2100 olarak alırsak Ahmet'in parası artı 1 kağıt yani 10 TL eşittir 2100 TL. Buradan Ahmet eşittir 2090 TL olur. Şimdi o zaman paraları arasındaki fark en az kaçtır? 2140'tan 2090'ı çıkardığımda 50 TL olduğunu görürüz sevgili arkadaşlar. Biraz dikkat isteyen bir soru olmuş. Çok da güzel bir soru. TYT'de gelebilecek bir soru arkadaşlarım. Evet böylelikle bölünebilme kurallarını tamamladık. kitabımızda bitirdik. 42. testimiz 1. derecen deklamlar ve eşitsizliklerle ilgili 42. testte görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.